region of Central Eastern Europe. I would, when I'm speaking about Slovakia, my personal life is so much related to the communities, deeply in the communities. When I was working in Slovakia, I met a young couple who were simply crying and standing next to an hospital that I was passing. And I was asking them, what's happened? They said, you know, we didn't know that we cannot have any more children. I did not understand that. I said, how you cannot have children? You can go just next to the hospital. You can ask how to do it. They said, no, it's not true. The man said to me, my wife is sterilized. We cannot have children. And sterilization comes to the point from 1970s and even until today. Let me tell you another thing. When I was searching as a journalist how sterilization happened among Romani women, I find out that even sometime before 1970s in Sweden was very common action that Romani women were sterilized because they are afraid we do not have big families. Well, they said, as Professor Nariman said, we like to have a children. The other problem that Roma are facing today in Europe is evictions. You know today how many European cities are cleaning their centers to not have visible gypsies. Now happened in France just a few weeks ago. A terrible attack to the Romani settlement with the bulldozers, fight with the police, and so on. And all this situation is the answer that, if I can say that I could understand, is that European countries, unfortunately today, they have mainly right-wing governments. And the right-wing governments, they don't like so much the democracy. And that's why those ideologies that still today against us are alive. You know very well that neo-fascistic groups around of Europe are attacking openly Romani ghettos. You know that in last years, hundreds of Roma have been killed just because they are Roma. Just because neo-fascistic groups called skinheads, they were openly attacked. Some paramilitary forces in so-called democratic countries, like Hungary, for example, you know that one of the main parties in Hungary, Jobbik Party, has their own forces, and those forces are visiting Romani settlements and making bad things. I don't know how many, I want to tell you another story, very short. Why Romani problems still are existing as they were existed in 17th century? It is because the societies, the countries in Europe still does not understand that Roma could be citizen of their own country. That Roma themselves, they have to initiate to be, they have to be active citizens. This is what Roma, but also this society has to be open and to work, actually, those citizens to become their own citizens. We are not guests in our own countries. And I believe this kind of symposiums, I'm sorry to relate these things in this way, but this kind of symposiums, when I see important people that are coming from universities, from the structures and so on, I think this can bring really a step, can be something very positive. Because in same time, if there was
hundreds of millions spent for Roma from European Commission, and still we don't have tangible results about the participation, about, say, integration of Roma. So do we have to find who is the wrong here? No. I think both sides has to work, finally has to work. Today we are in Pula speaking why decade has been fell down. It is because decade was not also in Romani hands. The problems that we Roma have, we have to be first of all in front with you. You have to let us be to be in the front and to deal with. It's extraordinary that in Turkey there is such association, there is a university here that has Cathedral of Romani Language and Culture, and many other initiatives look like a perfect, kind of a mushrooming, very good ideas. It looks like it's coming a beautiful weather. And I, please, it's not my political speech, but really, I see that Roma from Turkey can serve other Roma around of Europe as an example. Because Roma from Turkey still are look like invisible in general movement. But soon, I think this can born, I know that N. Ali Daimam and Orjan and other my friends and brothers here, they are very keen to work on local and international level. This is the Roma issue. One has to understand that any local problem around of Europe related to Roma is international problem, because we are pan-European citizens. We are Europeans. We were always in Balkan people and so on. So those identities should not be a problem. And those children that they have lost identity, actually, they don't know who they are actually something that would not serve your cities. Those children should be your citizens. Those children could serve your children as well in future. And I think that these kind of dialogues can, especially this type of research, can bring answers. We have to build answers. I hope I was giving to you kind of ideas about the problems of Roma through a historical thread, and that you can widen a little bit your knowledge. And this could serve for a very truthful dialogue. I thank you very much. Orhan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Ve sevgili Özcan Purçu yoldaşıma, kardeşime sözü vermek istiyorum. Türkiye'de ilk Roman milletvekili. İşleri yoğun, hakkında yapması gereken o kadar çok iş var ki. Bizlerle beraber inşallah Türkiye Roman Hakları Forumu ile beraber yükünü hafifletir. İnşallah Romanların sorunlarının giderilmesi konusunda tarihi çalışmalarını başlatırız diyorum. Teşekkür ediyorum başkanım. Tekrar herkese merhabalar. Roman olarak doğduk. Bu sorunları özellikle Neriman hocamın ve Orhan abimin söylediği sorunları, anlattığı sıkıntıları yaşamış bir kişiyiz ama hayatımız da Roman ayrıca. Yani böyle bir sıkıntılı süreç. Orhan abimle 10 yıldan beri Avrupa Konseyi'nde çalışıyorduk. O eski bir dostum. Zaten dernek temsilcisi ona keza. Avrupa'daki pozisyonu da beraber takip ettik Avrupa Roman ve Göçebeler Forumu'nda, Fransa'da. Sıkıntı has safhada gerçekten. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da bir şeyler yapmamız lazım. Yani ben tek tek sorunları burada anlatmayacağım. İşte yani belli zaten, başlıklar belli. Eğitim, istihdam, barınma, sağlık, önyargı, ayrımcılık, dışlanma, ötekileştirme, güvenlik, birçok sorunumuz var. Yani bununla ilgili şu an Türkiye bazına baktığımız zaman hiçbir çalışma yapılmadı. Sadece Ali abinin dediği gibi roman açılımı bir görsellik sağladı aslında. Onun dışında sahaya inemedik. Yani roman açılımı salonlarda kaldı. Yani bunu kalkıp sahada bir türlü uygulama şansı
bulamadık. Bu sebepten dolayı sorunlarımız has safhada devam ediyor, büyüyerek devam ediyor hem de. 15-20 sene önce çocukluğumuza denk geldi. Yani ben 38 yaşındayım, o zaman işte gençliğimize denk geldi. Eski mesleklerimiz vardı bizim, onları yapabiliyorduk 20 sene, 25 sene önce. Yani at arabamızı koşup nakliye yapabiliyorduk, sepetimizi örüp satabiliyorduk, kalayımızı köylere gidip yapıp para kazanabiliyorduk. Bohçacılar kalkıp bohçalarını, perdelerini satıp parasını kazanabiliyordu. İyiydik. Kimseye sıkıntı yaratmadan, hiç kimse de bize, bizim mahallelerimize girip sizin ne derdiniz var demeden yaşayıp gidiyorduk. Ama şu çağ bizim mesleklerimizi yok etti. Ayakta durmamızı engelledi. Biz uyuşturucu nedir, efendim madde bağımlılığı nedir bilmezdik. Bakın şimdi bütün Roman mahallelerinde gençlerimizin çoğu madde bağımlısı. Daha 4-5 gün önce ben yani bir kardeşimizin cenazesine katıldım. Bonzai'de öldü, 23 yaşında. Ondan bir ay önce yine aynı şekilde başka bir mahallede yine Bonzai'den yine 26 yaşında bir kardeşimizi kaybettik. Ve bunlar devam ediyor. Yani şu an hakikaten süreç çok kötüye gidiyor. Roman mahallelerinde hukuk dışı işler, madde bağımlılığı, bunlar has safhada yükselmiş durumda. Emniyet müdürüyle de oturuyoruz, görüşmeler yapıyoruz. Yani bunun engellenmesi için aile sosyal politikalar, il müdürlükleri, İşkur il müdürüyle geçen hafta yine görüştük. Yani bir şeyler yapılması gerekiyor. Sorunumuz has safhada gerçekten ama maalesef sadece şu an itibariyle açık söyleyeyim, devlet sadece polisini gönderiyor. Polisle ilgili yapılacak işleri yapıyor. Onun dışında mahallemize bir projeyle girilmiş değil. Bu gençlerin topluma kazandırılması, işte bu tür sıkıntıların çözülmesiyle ilgili herhangi bir proje, herhangi bir uygulama sahası çok fazla yok. Tabii burada ben il müdürlüklerine çok fazla bir şey söyleyemem. Çünkü bu devlet politikası haline gelmesi lazım. Yani Roman vatandaşlarla ilgili devletin bir politika belirlemesi lazım. Bir kere bizim şu an ülkemizde Roman vatandaşlarla ilgili bir devlet politikası yok. Yani bir strateji yok, eylem planı yok. Böyle bir sıkıntı var. Ben, Orhan abi de biliyor, sizler de bilirsiniz. Bazı ülkelerde işte Romanlarla ilgili yapılacak olan eylem planlarıyla ilgili bir plan taslak yapılır. O ülkenin bütçesinden ona göre pay ayrılır. O yıl itibariyle o bütçe kapsamında Roman vatandaşlara hizmet sağlanır. Bunun bizim ülkemizde de yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi belki diyeceksiniz milletvekilisiniz siz, hani niye böyle konuşuyorsunuz? Biz 7 Haziran'da seçildik. 15-16 saatlik bir yemin törenimiz oldu. 25 saat meclis açık kaldı. Onun dışında İki defa olağanüstü toplantı yaptık. Toplam 3 defa meclise aç kapa yaptık. Onun dışında çalışma ortamı yakalayamadık. Tekrar seçim kararı alındı. Şu an tekrar 6. ay oldu. Halen bir sahalardayız. Oy peşindeyiz. Tekrar seçim arifesindeyiz. Yani çalışma ortamı bulamadık. Bu çalışma ortamı yakaladığım süre içerisinde de Roman vatandaşlarımızla ilgili 7 tane teklifte bulundum meclise. Bunlardan en önemlilerinden birisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon, araştırma komisyonu kurması ile ilgili, Roman vatandaşların sorunlarının tespiti ile ilgili meclis çatısı altında bir komisyon kurularak bu sorunların raporlanması ve bu bağlamda da ilgili komisyonlarda, özellikle İnsan Hakları Komisyonu'nda bu sorunların çözüm bulması ile ilgili lobi faaliyetlerinin yapılmasına dönük bir teklifte bulundum. Yine aynı şekilde Roman vatandaşların Romanların günlük hayatta yaşadıkları önemli sorunlar var. İşte bu genel sağlık sigortası gibi, eğitim gibi, bunlarla ilgili de birçok tekliflerim oldu ama çalışma fırsatı bulamadık. Yani meclisin kürsüsüne çıkıp da yani şu şöyledir, bu böyledir, yani can çekişiyoruz deme fırsatı yakalayamadım. Ama inşallah 1 Kasım'dan sonra yakalayacağım. O meclis kürsüsünde 3 gün açıksa 3 gün orada konuşmaya çalışacağım. Her gün
bir kişi isek 50 kişi gibi koşturacağım. Çünkü sorunları biliyoruz, sıkıntıları biliyoruz, dertleri biliyoruz. Bunların da bir an önce çözüme kavuşması gerekiyor. Çünkü bu konuda bizden hizmet bekleyen, dediğim gibi elimizin uzanmasını bekleyen insanlar var. Kardeşlerimiz var, çocuklarımız var. Şimdi bu sorunları yaşıyoruz yıllardan beri. Herkes anlattı. Yalnız Türkiye'de farklı bir dönüşüm sağlanıyor. Dernekler iyi çalışıyorlar Türkiye'de. Ben açık söyleyeyim. Öyle ya da böyle. Son 10 yıllık bir geçmişimiz var. Aşağı yukarı 2004 yılında resmi olarak dernekleşmeye başladık. Ondan önce 96 yılında bir dernek kurduk. Ama abilerimiz yargılandı. Hapis cezaları falan aldılar 96 yılında. O süreç kapandı gitti. 2002'de bir hamlemiz daha oldu. Yine olmadı. 2004'te ondan sonra yasal mevzuatlar düzelince dernek kuruldu. Ve 2004'ten itibaren işte 2015, 10 yıllık süreç ve iyi yoldayız aslında. Belki gidiyoruz ama karga tulumba belki öyle görünüyor ama yok, aslında iyi bir lobi çalışması yapıyoruz. Bazen tartışıyoruz kendi aramızda, bazen kızıyoruz ediyoruz ama lobi olarak iyi aslında çalışmalar yapılıyor. Ben hepinize tebrik ediyorum. En önemli noktası da aslında işte Ali abinin şu anda uygulamış olduğu proje mesela. Avrupa Birliği projesi yani. Bundan 10 sene önce kim derdi bir roman kalkacak, işte dernek kuracak. Avrupa Birliği'nden fon alarak işte insan hakları projesi uygulaması yapacak. Hayaldi bunlar. Ya da işte romanlar birleşecek, toplanacak, işte bir milletvekili çıkaracak. Yani bunlar hayaldi. Bundan 10 sene önce biz muhtarın kapısına gidemezdik yani. Bekçi bizi muhatap almazdı. Yani kaymakamın kapısında günlerce yardım için beklerdik yani. Biz çocukken hatırlıyoruz, anamızla giderdik. Binaylon almak için günlerce giderdik. Ama şimdi mahallelerimize kaymakam da geliyor, vali de geliyor, belediye başkanı da geliyor. Yani bunlar aslında derneklerin sayesinde. Biz kendimizi görünür kıldık aslında. Ve yeri geldiği zaman da bir araya gelmesini de biliyoruz. Bu da büyük bir başarı. Bu bağlamda gerçekten iyi çalışıyoruz. Ben şimdi 10 yıl, 15 yıl sonrasını düşünüyorum. Belki de belediye başkanlarımız olacak, milletvekillerimiz olacak. Ha, bu neyi ifade ediyor aslında? Yani şimdi benim milletvekili olmam sadece Özcan Porç'un milletvekili değil. Yani Özcan Porç'un milletvekili olduğu değil. Yani yarın öbür gün bizim çocuklarımız da milletvekili. Bu yol açılmıştır arkadaşlar. Yani bakın, milletvekili olduktan sonra farklı partilerden ben aday olduktan sonra aday gösterilen arkadaşlar oldu. Halen de aday olan arkadaşlar var. Yani bu bir süreçtir. Yani yarın öbür gün baktığımızda belki de burada birinin torunu, belki çocuğu milletvekili olacak, belediye başkanı olacak, yönetimde olacak, partinin yönetiminde belki de olacak. Yani bu önemli. Hem rol model olma bağlamında, hem ailelere örnek olma bağlamında. Bu neyi ifade ediyor aslında? Yani bir makamı teşkil, bir makamı işgal etmesi ile bitmiyor bu. Yani aslında bizim sorunlarımızın çözümü noktasında bir adım atılmış oluyor. Yani şimdi ben meclise gittiğim zaman oturacak değiliz orada. Roma vatandaşlarımızın, çocuklarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin ayrımcılığından tutun da sosyal hayatta tutunabilecekleri, işte bir takım donatıları alması, bir takım vatandaşlık haklarını kullanması bağlamında birçok adımlar atacağız orada. Belki de bizlerin sayesinde direkt ya da endirekt birçok insan fayda sahibi olacak. Birçok vatandaşımızın, Roma vatandaşlarımızın sorunu çözülecek. Ben bunu yavaş yavaş aslında yaşamaya başladım. Yani nasıl, örnek verelim. Daha önce belediyelerde işte bir belediye başkanıyla görüşmek için parçalardık kendimizi. Yani işte randevu alacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Şimdi sağ olsun özellikle İzmir örneğinde belediye başkanlarımız mesela telefon ettiğim zaman mahalleye geliyor artık. Ve oradaki sorunu kendisine gösteriyorum. Hemen anında çözüm olanağı bulabiliyoruz mesela. İyi oluyor. Yani vatandaş da faydalanmış oluyor. Bu manada da vatandaş şöyle bir izlenime sahip oluyor. Bak, benim işte Roman milletvekilimiz var. Belediye başkanı geldi yanına. İşte sorunumu gördü, çözdü. Bu oluyor mesela. Örnek vereyim. Çok yaşlı bir yatalak annemiz vardı. Artık çocuk gibiydi yani. Çocuğun, ufak 6 aylık çocuğun yapmış olduğu fiziksel vücudu bir takım şeyleri yapıyordu. Oğlu vardı tek başına, bakamıyor artık yani ve bir yıldan beri mücadele ediyor, huzur evine yerleştiremiyor.
Bize söyledikten sonra bir saat sonra işte ambulans gitti falan. Belediye başkanıyla beraber aldık, huzur evine yerleştirdik ve yani böyle çok ufak şeyler ama yani vatandaş artık hissedebiliyor bunu. Yani onun için dernek başkanlarımıza çok iş düşüyor. Yani bizim ayrımcılık, ön yargı, dışlanmışlık bunlar önemli bir takım şeyler. Bunları lobilerle aşabiliriz biz. Bunları çalışmayla aşabiliriz. Ben mesela meclise şöyle bir teklif de verdim. Bu televizyonlarda kamu spotu var biliyorsunuz, yani tanıtımlar var. Yani Roma vatandaşlarında iyi reklamlarını yapsınlar. Yani Roma vatandaşların bu ayrımcılık, dışlanmışlık meselesini çözmemiz için basının, televizyon kanallarının işte bize zaman ayırması, devlet eliyle, kamu spotuyla Roma vatandaşların iyi tanıtılması lazım. Sayın hocamız çok aslında önemli bir şeyler söyledi burada ayrımcılık ve dışlanmışlıkla ilgili, Roma vatandaşlara bakış açılarıyla ilgili. Bunu değiştirmemiz lazım. Bu kalıp zaten, beton gibi bir kalıp bu. Yani bunu yıkmamız lazım. En azından yeni nesillerin bunu görmemesi lazım. Bir nesil hani şu anda da görmemesi lazım ama onu değiştirmek zaman alacak. İşte bu kamu spotları da çok önemli. Herkes onu görecek. Roma vatandaşları doğru tanıyacak. Roma vatandaşları iyilikseverdir, yardımseverdir, misafirperverdir. Bizim kendi içimizde de iyi insanlar vardır, çalışkan insanlar vardır, esnaf olan vardır. Yani anlatıldığı gibi işte bir takım ön yargı, işte yanlış bilgilerle donatılmış bir toplum değiliz. Her toplumun içerisinde kötü insanlar vardır ama tabii bizim içimizde de vardır. Bunun genelleştirilmesi bizi rahatsız ediyor. Yani Romanlar işte bir kişi mahallede hırsızlık yapsın, Roman mahallesi hırsızlık yaptı. 10 kişi uyuşturucu kullansın, Roman mahallesi uyuşturucu kullanıyor. Neriman hocamla beraber çalıştık. Ben de Mersin'deydim. Yani Neriman hocama arkadaşlarının dediği şeylerin hiçbirini görmüş mü, değil mi Neriman hocam? Yani beraber çalışık öğrenciler geldi. Ne kadar da memnun ayrıldılar o çalışmalarda. Yani tehlikeli bir mahallemizin olmadığı, işte vuran, kıran, döven, söven, bıçaklayan bir topluluk olmadığımızı Neriman Hoca biliyor zaten. Gördü de. Yani ama dışarıdaki önyargılar tamamıyla farklı. Yani işte öğretmenin dediği bile mesela orada çok acı verici aslında bizim açımızdan. Yani ben üzülüyorum. Herkes üzülüyor. Dolayısıyla derneklere çok iş düşüyor. Yani 10 yıl önceki halimizle şu anki halimiz çok çok farklı. Bence bir 10 yıl sonraki halimiz de çok farklı olacak. Yani lobi anlamında Türkiye buna uygun. Roma vatandaşların doğru tanıtıldığı zaman bu takım bu şekildeki ön yargıların kırılacağına inanıyorum. Bir de bizim işte yaşamsal olarak sıkıntılarımız var. Bunları da lobiyle çözeceğiz. Ben zaten mecliste çalışacağım. İşte barınma sorunumuz, eğitim sorunumuz, istihdam sorunumuz, bunların bir şekilde çözülmesi lazım. Bakanlıkları, kurumları, ilgili kurumları harekete geçirmemiz lazım. Yani şu an işte strateji belgesi yazılıyor, harekete geçilmedi. Harekete geçirmemiz lazım. Ben meclisten, siz buradan, yerelden, STK'ların gücü çok önemli, çok büyük. Dolayısıyla çocuklarımız için, geleceğimiz için, fakirliğimizin yıkılması için, yoksulluğumuzun yıkılması için, bu ön yargıları kırmamız için sizlere çok iş düşüyor, bizlerle birlikte. Çalışalım. Biz büyük bir miras aldık. Şimdi Ali abinin yaptığı çalışma çok önemli. Benim en çok istediğim şey oydu. Yani şu Roman dilinin bir kere Türkiye'de çalışması yapılması lazım. Sözlüğünün çıkarılması, Türkçe Romanca sözlüğünün çıkarılması lazım. Bizde bir miras var. Çocuklarımız, yeni nesil Romanca konuşamıyor şu an. Biz konuşuyoruz. Şu anda Orhan abi Hollanda'dan geldi. Oturuyoruz, çok rahat sohbet edebiliyoruz. Yine yurt dışından bir kardeşimiz geldi. Ona oturup konuşabiliyoruz. Yani Avrupa Konseyi'nde Romanca toplantı yapıyoruz zaten. Ama benim çocuğum bilmiyor şimdi. Gençlerimiz bilmiyor. Ali abinin diyelim çocuğu bilmiyor. Yani bunu öğretmemiz lazım. Dolayısıyla bu bir mirastır. Kültürümüz yok olursa, dilimiz yok olursa Romanlığımız da elden gider. Roman olduğumuzu hissedemeyiz. Yani bir nesil, iki nesil sonra kültürümüz yok olur. Onun için bu mirası bizim gelecek nesillere de aktarmamız gerekiyor. Ben de milletvekili olarak bu bağlamda ne yapılması gerekiyorsa hepinizin yanındayım. 24 saat gerekirse uyumayacağız, çalışacağız. Roman vatandaşların sorunu çözmek için emrinizdeyiz. Ama sizlerin desteği çok önemli. Bir de bana kızmayın. Bazen kızabilirsiniz. Telefonlara belki ulaşamayabilirsiniz. Yoğunluk oluyor. Belki toplantılarda oluyoruz. Kızmayın bana ne olur abiler. İnanın çok çalışıyoruz.
Bir gün İstanbul'da, bir gün işte Denizli'de, bir gün buradayız, birazdan İzmir'e gideceğim, yarın Kütahya'dayız falan. Böyle bir yoğunluk. Her yere gittikçe perişanlığımızı görüyorum. Yoksulluğumuzu görüyorum. Çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ali abiye de teşekkür ediyorum. Sağ ol Ali abi. Avrupa Birliği delegasyonuna da, Eser Hanımlara da teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Eser Hanım, inşallah bu tür çalışmamız, bu tür projelerimiz diğer derneklere de yansır. Sizlerin desteği çok önemli. Siz şimdi burada bu desteği vermeseydiniz geçen yıl, belki de biz milletvekili çıkaramayacaktık. Yani belki de biz burada olmayacaktık. Belki de Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu'nun çerçevesi genişlemeyecekti. Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu orada o kadar güzel işler yapıyor ki, çocuklara dokunuyor. Etüt evimiz var, meslek atölyemiz var, kadınlara bir şeyler yapıyor, çocuklara bir şeyler yapıyor. Kreşler kurduk orada, birçok çalışmalar yaptık. Bunlar hepsi nokta atışı. Bir de Hacer ablam var, koca Süpermen gibi bir ablam. Herkese yetişiyor. İyi ki varsın Hacer abla. Sen olmasan biz burada olmazdık şimdi. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ali abiye de teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Bekir'im de çok teşekkür ederim. Sana kızamayız. Zaten teksin. Seni her zaman kollamamız lazım. Küçük bir anımı paylaşmak istiyorum daha geçenlerde. Neriman hocamın bahsettiği alışveriş merkezinin müdürü, Çetinkaya mağazasının müdürü derneğimize geldi. Ya romanlar ne kadar çok değiştiler, ne kadar farklılar, işte dindar oldular, şöyle oldular, işte ben onları tanıdıkça çok sevmeye başladım falan. Aslında ben dedim ki romanlar değişmedi, siz değiştiniz. Siz daha önce tanımıyordunuz, ön yargılarla bakıyordunuz. Biz hep aynı yerdeyiz. Değişen bir şey yok bizde. Sizin bakış açınız değişti. Çünkü bizim mahallemize indiğiniz insanlarla sohbet ettiniz. Değişen sizsiniz, çünkü ön yargıyı koyan sizsiniz. Çok teşekkür ederim. Bir saatlik öğlen yemeği molamız var. Ali abi, ben bir cümle daha kuracağım. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan kardeşimiz var, Ramazan Bey. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Mersin'de bizim elimiz, ayağımız, abimiz, her şeyimiz, belediye başkan yardımcımız burada, Bedrettin Bey. İnan, çok sağ olun Bedrettin Bey. Sizin desteklerinizi biliyoruz. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Tüm dernek başkanlarımıza, federasyon başkanımız burada İstanbul'dan, Oktay abim burada, Murat abim burada, abim burada yine İznik'ten, Orhan abim burada, Hatay'dan abim burada yine, Mustafa abim, Ereğli'den Cengiz abim burada, Metin abim burada Samsun'dan, daha kimler var kimler, Semih abim var burada, hepinize çok teşekkür ederim, isminizi saydım sayamadım, Bahattin abim burada, Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nden Sayın Müdürümüz burada. Çok teşekkür ederim hepinize. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Yurt dışından misafirlerimiz burada yine. Çok teşekkür ediyorum. İsmini bildiğim bilmediğim Arnavutluk'tan misafirimiz yine burada. Eski dostum, arkadaşım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İsmini saydım, sayamadım. İyi ki varsınız. Hep beraber güzel işler yapacağız. Büyük şeyler başaracağız. Hiç merak etmeyin. 10 yıl sonra romanlar bak nerede olacak göreceksiniz. Yani daha iyi olacağız. Daha iyi olacağız. Çalışacağız. Sağ olun. 13.30'da inşallah tekrar buradayız. Teşekkür ediyoruz. Öğlen yemeğimiz. Gerçekten yıllarını bu işe vermiş, emek vermiş STK temsilcileriyle beraberiz. İlk olarak Roman Hakları Derneği Başkanı Yücel Tutan konuşacak. Ben sözü Yücel'e veriyorum. Teşekkür ederim. Merhaba hocam, sağ olun. Aslında bugün belki çok daha farklı şeyler konuşabilirdik ama dün biliyorsunuz 2013 8 Eylül'de İznik'te Roman Mahallesi'ne bir saldırı olmuştu. Biz de Roman Hakları Derneği olarak bu davayı takip ediyoruz. Müdahil olduk bu davada. Ve dün onun karar duruşması vardı. Oradan geldim dün gece 2 gibi. O yüzden konuşmamın büyük bir ağırlığını öncelikle İznik, sonra da Selendi'deki davaya ayırmak istiyorum. Sonra da biraz genel konulardan belki bahsedebilirim, gördüğüm, yaptığımız saha araştırmalarından.
Öncelikle dün bizim için çok beklemediğimiz bir karardı. İznik davasının şöyle bir kararı çıktı. Burada yargılanan kişilerden bir kısmı da romanlardı. Kendilerini savunmak için yaptıkları eylemler, kamu araçlarına zarar vermek vesaire gibi şeylerden dolayı dava açılmıştı. Onlar da beraat etti. Hiçbir ceza almadılar. Ama iki gün süren olaylarda biz ona linç girişiminde diyoruz. Yaklaşık 2000 kişiyle yapılan saldırıda belki ateşli silahlar kullanılmadı ama taşlar, sopalar vesaireler kullanılmıştı. Ve polis kayıtları da vardı, kamera kayıtları da vardı. O kayıtlara rağmen hiçbir cezalandırma çıkmadı. Evet, hani görünürde bir ceza var, para cezaları, ama bunlar da hep ertelenmeli ve yani tutuklanan hiçbir kimse yok. Aslında davanın gidişi esnasında bizi umutlandıran şeyler de olmuştu. Türkiye'de derneklerin çok müdahale talepleri kabul edilmiyor ama bizim müdahale talebimizin kabul edilmesi bizi biraz böyle umutlandırmıştı bir ceza alacakları yönünde. Sonra bir önceki duruşmada da Hakime Hanım'ın 15 gün sonraya hani gün verelim artık bu davayı bitirmek istiyorum, ben de kanaat oluştu deyince bizim adımıza olumlu bir sonuç çıkacak diye bekledik ama maalesef dün böyle olmadı. Oysa elimizde çok gözle görülür, elle tutulur deliller var. En başta polis kayıtları var. Yani polis kayıtlarını mahkeme heyetine de şifrettik. Oysa bakın aslında biraz baştan almak lazım galiba. Olay olduktan bir ay sonra yerinde inceleme yapılıyor. Doğru söylüyorum değil mi Nihat abi? Bir ay sonra polis gelip orada delilleri toplamaya çalışıyor. Neden bir ay sonra? Sormak gerekiyor. Olaylar esnasında o zaman roman açılımından da sorumlu olan Faruk Çelik vardı biliyorsunuz, bakandı o zaman ve kendisine bir türlü ulaşılamıyor. Oysa çok kolaylıkla işler o kadar büyümeden halledilebilirken ulaşılamıyor. Ve dediğim gibi bir ay sonra da şey başlıyor işte, delil aramaya başlıyorlar ama ne bulacaklar, ne yapacaklar belli değil. Sonra mahkemede polis kayıtları yoktu arkadaşlar. Biz işte 2014 Eylül'ünden sonra başladık davayı takip etmeye. Davacı olduk daha doğrusu, mahalleden arkadaşlarımızla beraber. Ama polis kayıtları bile yok. Hiçbir şekilde gerek bile duyulmamış. Aslında bu başlangıç bir şeyleri gösteriyordu. Bakın, şimdi maalesef o kayıtları size gösteremiyorum. Çünkü dava devam ediyor. Biz temize gönderiyoruz ve bir de işte oradaki söylemleri de alarak dava bir de şeyden açılmıştı tabii, onu da söyleyeyim. Hani bir ayrımcılıkla ilgili bir şeyden açılmadı dava. İşte emre rağmen dağılmama, izinsiz yürüyüş yapma, kamu malına zarar vermeden dolayı bir dava açıldı. Oysa kaç kişi var Nihat abi mahallede? Roman sayısı? Şu an 2000 civarında romana yapılan, özellikle roman evlerine yapılan bir saldırı var ama hiç böyle bir şey de bulunulmuyor iddianamede. İnsanlar belediye başkanının, kaymakamın, emniyet müdürünün önünde onların gözüne baka baka şunu söylüyorlar. Bu romanları köpekler gibi itlaf etmek lazım. Kamera kayıtlarında arkadaşlar bunlar. Ve polisin önünde yapılıyor. Bakın bir tanesi şunu söylüyor. Selendi'de olduğu gibi romanları buradan atmalıyız. Romanların buradan gitmesini istiyoruz. Selendi'de olduğu gibi. Üzerine basa basa bunu söylüyor. Kamera kayıtlarında var. Ve buna rağmen bunu söyleyen insanlar dava esnasında da bakın çok enteresan. İşte Hakim Hanım soruyor. Pişman mısınız? Nasıl oldu falan. Hiç kimse bir pişmanlık duymuyor. Hiç. Yani biz pişmanız. İşte o anda bir topluma uyduk. Böyle bir cahillik ettik. Özür dileriz. Bir daha yapmayacağız falan diye hiç kimse yok. Onlar bunu hak etti.
Biz de cezalarını verdik. Aslında az bile yaptık. Biz isteseydik onların işte canını da kıyabilirdik gibi söylemler var. Buna rağmen hiçbir cezalandırma olmuyor. Şimdi 4 Kasım'da da Selendi davasının karar duruşması görülecek. Açıkçası izni gördükten sonra Selendi'den de böyle çok umutlu değilim. Yine bu saha araştırmalarının birinde Selendilerin şimdi yaşadıkları Manisa'da Selim Şahlar diye bir mahalle var. Orada yaşıyor büyük bir çoğunluğu. Oraya gitme şansımız oldu. Oradaki o insanları görme şansımız oldu. Devlet sağ olsun onlara TOKİ evleri yapmış. Evler var ama sadece evler var. Ne bir düzenleme, ne yani yaşanılır bir şey yok. Hepsi ısrarla hani ne olur bir evimize gelin, bir görün, dolaplarımızı bir açın, dolaplarımız bomboş. Ekmekten başka evde bir şey yok diye özellikle söylüyorlar ve hepsinden daha beter. Hani bunları az önce Neriman Hocam da anlattı, birçok görüntülerde de gördük, ilk belgesel görüntülerde bunlar hep yaşanıyor. En önemlisi de psikolojilerinin hiç de iyi olmadığını görmüş olmak. Yani aradan 5 yıl geçti, 6. yıla giriyoruz. 6 Ocak'ta olmuştu olayın patladığı gün, 6 Ocak'tı. O günden bugüne berbat bir durumdalar. Anlatılan hikayeler o kadar acı ki, işte aradan aylar geçmiş olmasına rağmen pazara çıkamayan kadınlar, okula gidemeyen çocuklar, en küçük yüksek bir sesle ürperen, korkan çocuklar var. Ve devlet onlara işte Selendi'de bir defa yaşamayı sağlatamadı. Yani devlet biz sizin güvenliğinizi sağlayamayız dedi ve kendi yerlerinden, kendi 35 yıldır yaşadıkları yerden uzaklaştırıldı. Yani bilmiyorum, son zamanlarda yaşanan olaylar da hani bizi daha da korkutuyor. Yani daha ne olacak hani bilemiyorum. İnsanların hepsi işsiz. Kendi, bakın çok ilginç, Selendi'de otoki binaları yapılırken yapılan otoki konutlarının etrafına tel örgü çekmeyi düşünmüşler ilk etapta. Sonra işte bazıları o planı gördüğünde aman siz ne yapıyorsunuz bunu, biz böyle yaparsak hani herkes üzerimize gelir falan diye son anda iptal etmişler onu. Böyle bir süreç. Aslında biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Yani biz roman camiası ve insan hakları bağlamında çalışan ya da devlet kurumları bazında çalışan insanlar olarak ne Selendi'ye, ne İzni'ye, ne de Bursa Yenişehir'e sahip çıkamadık arkadaşlar. Görünür kılamadık. Tabii başta kendimizi eleştiriyorum. Baskı unsuru olamadık. Bu kadar kolay karar vermeleri ve bu kararın nasıl verildiğini hani çok fazla eleştirmeye aslında belki de hakkımız yok. Biz ne yaptık ki yani? Bir baskı olabildik mi? Biz bir şey yapabildik mi? Davayı kaç kişi takip etti? Hani daha çok dışarıdan insanlar işte beni arayıp ne oldu dava diye soruyorlar ama roman derneklerinden, roman federasyonlarından kimse arayıp ya gidelim biz de orada olalım, takip edelim diyen yok. Biraz bizim de bunları sahiplenmemiz gerekiyor. Çünkü işte orada söylendiği gibi İznik'te Selendi'de kimse cezalandırılmadığı için İznik oldu. Şimdi İznik cezalandırılmadığı için yarın her birimizin mahallesinde böyle bir şeyin olmayacağının garantisi yok. Her an her yerde olabilir. Ha bu illaki roman olmak zorunda da değil. Biliyorsunuz Türkiye'de bir sürü etnik kimlik var. Her etnik kimliğe bu yapılabilir. O yüzden biz yapılanların üzerine gitmemiz, daim sahip çıkmamız lazım diye düşünüyorum. Tabii bu yaptığımız saha araştırmalarında dikkatimizi çeken bir diğer konu da eğitim konusu. Eğitimde roman çocukları gerçekten çok büyük ayrımcılığa uğruyorlar. Bunlardan bir tanesi de aslında 3 yıldır yaşanan bir olay. Biga'da Dumlupınar İlköğretim Okulu var. Ortaokulu daha doğrusu. Çocuklar ilk 4 sınıfı %100 roman olan bir okulda okuyorlar. 5. sınıfa başladıklarında bu çocukların yaklaşık %70'i, %80'i Dumlupınar, işte adrese dayalı sistem var biliyorsunuz. Dumlupınar İlköğretim Okulu'na gönderiliyor. Orta okuluna gönderiliyor. Ve 3 yıldır müdür beyin yaptığı uygulama şu.
5'e başlayan çocukların içinden Osman Gazi ilk öğretiminden gelen, yani Roman çocukların hepsini tek bir sınıfa topluyor. Ve bu sınıfın bir defa fiziki şartları diğer sınıflarla aynı değil. Hatta 3 farklı sınıf var. Hacer'le beraber gittik, gördük o sınıfları. Bir tanesi bildiğimiz klasik, hani devlet okulundaki sıralar, okul, sınıf. İki tane sınıf özel okul gibi arkadaşlar. Deri koltuklar, projeksiyon, bilgisayar falan böyle süper. Bir tanesi de romanların olduğu bir sınıf var ki içler acısı. Kara tahta, duvarlarda işte ne bir resim, ne bir şey, hiçbir şey yok. Böyle ne bileyim, hani böyle bir afetten çıkmış bir sınıf gibi. Müdür beyle konuşuyoruz neden böyle bir uygulama yaptınız diye. Diyor ki işte bu çocukların eğitim durumu çok kötü, biz bunları yetiştirmeye çalışıyoruz. Onlara özel ek dersler falan vereceğiz, sonra sınıflara dağıtacağız. Koskoca bir yıl boyunca dağıtmadılar. İkinci yıl tekrar okul başında tekrar iletişimdeyiz. Yine aynı uygulama. Yine gittik, yine konuştuk. Adam yine aynı şekilde. Ve bu yılın başında tekrar aynı olay. Ve artık hani buraya kadar geldi hakim bey diyoruz ya, buraya kadar geldi. Adama demediğimizi bırakmadık ve açıkça da tehdit ettik. Ondan sonra adam baktık 3 gün sonra sınıfı dağıttı. Hani bu yılın en azından şimdilik sınıf dağılmış durumda. Ha bu sadece Biga'daki Dumlupınar İlkokulu'na, ortaokuluna özgü bir durum değil. Yaptığımız araştırmalarda Sakarya'da da, Edremit'te de, İstanbul'da da, İzmir'de de, daha birçok romanların yoğun yaşadığı bölgelerde roman okulları olduğunu görüyoruz. Bunu daha aşırıya gidip roman sınıfı haline getirenler var. Bir de işin şu tarafı var ki bu roman okulları ya da roman sınıfları oluşmasını sağlayan en önemli sebep de roman olmayan aileler arkadaşlar. Çocuklarının romanlarla aynı sınıfta, aynı okulda okumasını istemiyorlar. Açık ve net. Çünkü şunu söyledi Dumlupınar'daki müdür. Başladığında biz bu çocukları dağıtmıştık dedi. Sonra ne oldu dedik. İşte veliler falan filan böyle ıvırdı kıvırdı, açıkça söyleyemedi ama sonra biraz araştırınca veliler istememiş. O da işte zengin veliler ayrı sınıflarla yaptırarak, okul aile birliğine destek de sağlayarak, güçlerini göstererek roman çocukların ayrı sınıflara yerleştirilmesini sağlamış. Şimdi zaman kısıtlı, söyleyecek çok şey var. Birçok sorun var. Bilmiyorum, belki daha sonra konuşmak isteyen olursa ayrıca da bunları anlatmaya çalışırım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Gerçekten ne yazık ki veriler çok örtüşüyor. Keşke örtüşmese. Bu da çok ciddi kalıplaşmış ve süre giden bir ayrımcılığı da birbirini destekleyen veriler. Keşke böyle olmasa. İkinci olarak Akdeniz Belediyesi eş başkan yardımcısı Bedrettin Gündeş konuşacak. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Ben de tüm katılımcılara selamlarımı iletiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Tabii bugünkü toplantıya baktığım zaman belki sayı olarak az olabilir ama ben Ali Başkan'ın Mersin'de bundan 7-8 yıl önce bir dernek kurma çabasını gördüğümde, o dönemdeki durumlarını, konumlarını bildiğim için şimdi gelinen nokta açısından son derece sevindirici buluyorum. Ve bundan sonra da belki uluslararası alanda birçok kentte romanların problemlerini, dezavantajlı grupların problemlerini bu şekilde gündeme getirerek belki demokrasi açısından, demokrasinin gelişimi açısından bir katkı olarak düşünüyorum. Şimdi şöyle, az önce arkadaşımızın anlattığı İzmir'deki olaylar, bunlar hepsi bir sonuç. Bunların temelinde şu var. Dünyadaki bütün problemlerin ana kaynağı insanların birbirini tanıyamaması ve anlayamamasından kaynaklanıyor. Yani insanlar birbirlerini tanımış olsalar, anlayabilmiş olsalar, inanın dünyada hiçbir problem yok. Halklar arasında, insanlar arasında hiçbir problem yok. Bu problemler bir algı yönetimiyle yaratılır ve bu algı yönetiminin üzerinden insanlar şekillendirilir. Romanlara biz de çocukluğumuzda Kaleçi derdik. Bilmezdik Hindistan'ın bir eyaleti midir, nedir Kaleçi falan ama bir Kaleçi kelimesi vardı ağzımızda. Sonra tabii ben 26 yıldır yerel yöneticiyim.
25 yıldır başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum. İlk kez Mersin'de işte Ali kardeşimiz belediyeye geldi, mahalleye geldi dedi. Mahalleye gittik, Roman kardeşlerimiz var. Yaşamlarını gördük, iç içe gittik, sohbet ettik onlarla. Farklı bir dünya, son derece temiz, son derece zararsız, son derece iyi, insani yönleri ön planda olan ki insanda iki gen var, biri iyilik genleri, bir de iyilik iyi olmayan genler var. Bir insan hangi genini ortaya çıkarırsa öyle yaşama şekli verir, öyle yorumlar yaşamı. Ben onların hepsinde iyi genlerin ön planda olduğunu gördüm. Çünkü hepsi ötelenmiş, örselenmiş, böyle yaşamdan kopuk, çoğunun kimliği yok, okuma yazma oranı çok düşük, kendi hallerinde bir yaşam var. Tabii sonra çok değerli milletvekilimiz Özcan arkadaşla tanıştık. O bir gün sempozyumda birlikteydik Toros Üniversitesi'nde. Romanları anlattı. Biz Roman derken özellikle Romanya'dan gelen, Balkanlardan işte Romanya'dan gelen insanlar olarak bilirdik. Ama düşünün bu kadar ben 25-26 yıl genel yöneticiyim. Romanlarla ilgili o kadar bir köşeye sıkıştırılmış ve ötelenmiş ki ben Romanları nereden geldi, kim bunlar, ne yapmak istiyorlar, nasıl yaşarlar gidip içlerinde görmeme rağmen Özcan arkadaşımız o kadar yalın, o kadar arınmış bir dille anlattı ki ben şimdi Romanları çok iyi tanıyorum. Çok iyi biliyorum. Nereden, Karaçin'de nasıl çıktılar, nasıl dünyanın her tarafına gittiler, kendi kültürlerini nasıl koruyorlar, nasıl yaşatıyorlar. Aslında bu kültürün, bu değerlerin, bu kutsalların, bu inançların belki sivil toplum örgütlerinin dayatması, belki demokrasi gelişmiş ülkelerin programlarıyla bu çok daha iyi korunabilir, geliştirilebilir, yaşatılabilir, desteklenebilir ama maalesef halen bugün 21. yüzyılın ilk çeyreğinde biz halen örselenmiş, ötekileştirilmiş, dili yok sayılmış veya gelişmesi için herhangi bir çaba harcanmamış bir şeyleri tartışıyoruz ve konuşuyoruz. Ama dünya hızlı gelişiyor. Çok büyük değişimler var dünyada. 14 bin yıllık insanoğlunun yerleşik yaşama geçişinden şimdiye kadar gelişen bilim ve teknolojiyi düşündüğümüz zaman 14 bin yıllık bilim ve teknolojinin geldiği seviyeyle son 50 yıllık kıyaslıyoruz. Son 50 yıl 14 bin yıllık geride bırakıyor. Son 20 yılla son 50 yıllık kıyaslıyoruz. Son 20 yıl 50 yıllık çok geride bırakıyor. Büyük bir değişim var. İşte bu değişimde Roman kardeşlerimiz de kendilerini bütün yaşamın her alanında ifade edecekler. Çingenelik yapacaklar. Direnecekler. Çingenelik istemektir. Hakkını, hukukunu aramaktır. Çingenelik farkındalık yaratmaktır. Duyarlı olmaktır. Türkiye'de 80 milyon vatandaş var. Ama yurttaş belki 5 milyondur. Çünkü duyarlı vatandaştır yurttaş. İşte çingenelik de böyle bir şeydir. Duyarlı olmadır. Hakkını, hukukunu aramadır. Ali kardeşimiz bundan 6 yıl önce belediyeye geldi. Aynı gün içinde ya dedi Bedettin Bey dedi bizim bir proje yapmışız. Bu proje ücretini ödemezsek bu proje akşam saat 5'e kadar iptal olacak. 2750 TL ihtiyacımız var, acil yatırmamız gerekiyor. Aman aman şimdi proje hazırlanmış. Katkı vermesen bir türlü. Nereden bulacaksın? Ne yapalım, ne edelim? Mali hizmetleri aşağıdan muhasebe talimat verdik. Emaneten dedik. 2750 acil gönderin. Getirdiler. Hemen verdik ve alıp o parayı yatırdı. Bir hafta sonra baktık ki normal yatırılması gereken bir şeymiş. Dedim ya Ali kardeş sen beni iki ayağımı bir papuca giydirdin. O anda zorla aldırttın onu ve yatırdın. Hakikaten de çingenemişsin sen dedim ya. O kadar hoşuna gitti ki o anda eğer onu almazsa belki buralara geliş bizim temeli atılmayabilirdi. Ona bir heyecan verdi. O projeyi üretti. O projeyle birlikte bir proje daha. Ya yerimiz yok dedi.
dernekler dernek kurmak istiyor ama herhangi bir yerleri yok. Evlerinin altında küçük bir odada kendi içlerinde. Onlara iki katlı bir yer verdi. Hem bir dernek vardı, bir de federasyon vardı. Ali kardeşimiz orada öyle bir temel attı ki direndi ama. O kadar mücadele etti ki. Üzerindeki bütün algıları da bertaraf etti. Sivil toplum örgütlerine gitti. Belediyelere gitti. Üst mülkamillere gitti. Ve birçok üzerindeki yanlış algıyı da pratiğiyle, çalışmalarıyla, ürettikleriyle, toplayıcılığıyla yarattı. Ve bugün eğer biz burada toplanıyorsak, Ali kardeşimizin o mücadelesi, o üretkenliği, o toparlayıcı ve heyecanıyla biz buradayız. Ben özellikle ona bu konuda çok teşekkür ediyorum. Ercan arkadaşımız da büyük bir heyecan yarattı ve biz onlarla iç içe olduk. O nedenle şimdi tabii ülkelerin demokrasinin gelişmesiyle ilgilidir bu problemler. Ne kadar demokrasi o kadar hak hukuk. Yani milli geliri 10.000 doların altında olacak, demokrasi gelişecek. Gelişmiş bir demokrasi olacak, böyle bir şey yok ki. Bu paralellik arz eder. Ne kadar ekonomi, o kadar demokrasi. Ne kadar demokrasi, o kadar insan hakları. O nedenle biz sivil toplum örgütleri olarak bu demokrasinin gelişmesi için, yaşamın her alanında anlam bulması için biz mücadele edeceğiz. İşte bu demokrasinin bir örgütlenme şeklidir. Bak burada bir meclis oluşmuş. Demokrasinin bir ayağıdır. Hakkımızı, hukukumuzu, romanların hakkını, hukukunu burada gündeme getiriyoruz. Bu yaşamın her alanında böyle olmalı. Bu geliştirilmeli. Çok mu zor? Şimdi 4.000-5.000 roman var Mersin'de. Yani devletin, sosyal devlet, anayasada bu var. Vatandaşın hakkını, hukukunu korumakla ilgili, onun barınma ihtiyacı, onun sağlık ihtiyacı, onun geçinme, kendi yaşasını elde edebilme hakkını devlet ona sağlamak zorunda. Çok mu zor, yok. Yeni yeni biz de bununla ilgili bir çalışma başlattık. Ben önceki hafta Konya'da Dünya Belediyeler Birliği'nin bir toplantısı vardı, katıldım. Orada Konya Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir çalışma yapmış. Biz şimdi onun çalışmasını başlattık. Umarım bunun içinde roman kardeşlerimiz de yer alacak. Şimdi şöyle yapıyoruz. Belediye insanları tespit edecek. 800 kadın. Bunun içinde romanlar da olacak. Çok zor değil. 100 roman kadını alıp bu işin içine koyup işe yerleştirdiğimiz zaman onları sosyalleştireceğiz. Yaşama katacağız. İşkur kaydını yapacak, üniversite eğitimini verecek ve Mersin'deki iş dünyasıyla birlikte kime hangi alanda kalifiye eleman lazım? Yani işi hazır eğitimler. Biz veriyoruz. Eğitimleri veriyoruz. Ondan sonra eğitim süresi bitiyor. Sertifikalarını, değerlerini veriyoruz. Ondan sonra ne onları biz görüyoruz ne onlar bizi görüyor. Yine aynı şekilde o yoksulluğun içinde devam ediyor. Biz iş dünyasıyla, o da bileşenlerden biri olacak, onlar hangi kalifiye elemana ihtiyaçları varsa bize söyleyecekler. Biz de onları üniversite vasıtasıyla eğitimlerini vereceğiz. İş kurulu bunları gönderecek ve yetişmiş kalifiye eleman hazır olur. Bunun temeli. Bu bütün kentlerde romanların, bütün kentlerde belediyeyle bileşenlerle bu projeyi geliştirme şansına sahip. İşte direnirlerse, aliler çoğalırsa, üstüne gidecek. Bana 3 defa geliyor, 4.'de yapmak zorunda kalıyor. Roma kardeşlerimiz geliyor. Ben hiçbir zaman kapımı kapatmadım, gelirler. Geliyorlar. Ya bir dokunuştur, güzel bir kelime, oturttun mu, muhatap aldın mı, zaten bütün dünyası sana açıyor. İlişkilenmedir bu. İnsan ya, insan dünyada ben şimdi Kürt olsam ne olur, Türk olsam ne olur, Fransız olsam ne olur, Roman olsam ne olur? Şu yaşamı yaşadıktan sonra o belgeseldeki film ne fark eder? Sonuçta eğer biz bütün ön yargılarımızdan arınmadığımız sürece, insansı duygularımızı ön plana çıkarmadığımız sürece, biz toplumsal düşünmediğimiz sürece bu yaşamlar devam edecek. Bakın Avrupa'nın göbeğinde devam ediyor.
Ha nedir? Demokrasi gelişmiş ama yine orada da ırkçı gruplar var, kendi düzenlerinin bozulduğundan rahatsız olanlar var. Peki Avrupa onları sosyalleştiremez miydi? Yine kendi değerleriyle, kendi kültürüyle, kendi yapılarıyla onları çok daha iyi mekanlara taşıma şansı yok mu Avrupa'nın? Ekonomik durumu mu kötü? İran'a, Irak'a silah satıyor, her ikisini savaştırıyor, ganimetleri alıyor, kendi ülkesindeki halka veriyor, zenginliğini geliştiriyor orada. Halk demokrasi diyor. Elbette sosyal haklar gelişmiş ama bir anlayış değişmiyor. Yani sonuçta bir Roman kardeş, ben Ali'yi gördüğüm zaman benim kankam olarak, kardeşim olarak gördüm. Hiçbir zaman böyle bir şey düşünmedim. Değerli hocam çok iyi bir çalışma yapmış Mersin'de. Akademik bir çalışma. Gitmiş, birebir görüşmüş. Ne yapmış? İnsanlar halen diyor ki, ya bunları kent dışına çıkaralım veya ülke dışına çıkaralım. Oralarda eğitelim, öyle gelsinler. Eğitimli biri olsa onu söylemez. Kendisi eğitimsiz zaten. Kendisi zaten algıların, o dar beyniyle yaşamın o daralmış çevreleri içinde sıkıntılı bir insan. Öyle bir yaşamda, öyle bir durumda bu insan nasıl düşünebilecek, iyi düşünebilecek? Kendini açmamış ki zaten. İnsansız duygularını ön plana çıkarmamış ki. İyi genleri ön planda olsa bu insanları gönderelim dışarıda eğitelim öyle gelsin bunlar şudur budur diyebilir mi? Demez. Gider katkı sunar. Onlar da iç içe olmaya çalışır. Yıllar önce biz hanımla beraber gidiyorduk, eşimle beraber. Onların mahallesine Çingeneler Zamanı diye bir film vardı izlemiştim. Eşimle beraber gittik orada, oturmuşuz arabanın içinde izliyoruz. Şimdi gitsek dokunsak, tamam yani içlerindeyiz biliyoruz, uzakta izliyoruz. Hoşumuza gidiyor, kendi kültürüyle, kendileriyle orada yaşıyor. Ama keşke yoksulluk olmasa, keşke o insan belgeselde gördüğünüz o öksüren yaşlı insan yaşamını yitirdi. Vefat etti o insan. Yoksulluktan, açlıktan. O nedenle biz toplum olarak şunu yapabileceğiz. Biz iyi genlerimizi ön planda tutalım. Romanmış, Türkmüş, Fransızmış, Almanmış. Bugün doğan çocuklar 30 yıl sonra, 30 yaşına geldiklerinde geriye dönüp bakacaklar. Atalarımız ne kadar ilkelmiş diyecekler ya. Neden uğraşmışlar ya? Dili yasaklanmışlar diyecekler. Kültürleri yok etmeye çalışmışlar. Kültürlerin gelişmesine katkı sunmamışlar. Yoksulluk bir halk burada bu kadar örselenmiş ve ötelenmiş bir halkı sosyalleştirememişler. Bunu canlı tarih bugün yazıyor. Geçmişteki tarih belki egemenler kendine göre bir tarih yazmış ama bugün canlı bir tarih yaşıyoruz. O nedenle ben yine şunu söylüyorum. Dünyadaki bütün problemlerin ana kaynağı İnsanların birbirini anlayamaması ve tanımamasıdır. İnsanlar birbirlerini anlayabilseler hiçbir problem yok. O nedenle ben romanların 10 yıl içinde geldiği noktayı görüyorum ve bundan sonra da çok iyi noktalara geleceğini düşünüyorum. Eğer Ali kardeşimiz gibi çok değerli roman kardeşlerimiz ve bizim gibi hiçbir milliyetçilik, ırkçılık, kötü şeylerden arınmış insanların vereceği katkılarla iyi bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Sinan Karaca Öztürk'ü dinliyoruz. Buyurun. Selam. Şimdi aslında hani bunca konuşmadan sonra ben ne konuşurum, deminden beri onu düşünüyorum. Buradaki konuşmacı arkadaşlar da, salonda oturan arkadaşlar da, hemen hemen herkes elbette ki romanların sorunlarına 3 aşağı 5 yukarı vakıf. Ama bence önemli olan nokta şu, çözüm üretmekle ilgili sıkıntı var. Yani her toplantıda toplanıyoruz. Bir şeyler konuşuyoruz, bir şeyler söylüyoruz. Devlet projeler veya projeler dışında bizleri bir araya getiriyor. Avrupa Birliği sağ olsun bu işleri el altından ve devlet bizde biraz daha ilgileniyor gibi gözükse de yani Türkiye'de roman sorunları yapılan çalıştaylarda, yapılan toplantılarda konu başlıkları 3 aşağı 5 yukarı belli. Yani bizim sorunlarımız
ön yargılar, eğitim, istihdam, barınma, güvenlik, erken yaşta ilgili, bunlar hepsi biliniyor. Ama ben şunu görüyorum, yani hiç kimse gerçek anlamda ne muhalefet, ne hükümet, ne devlet, Romanların ne ön yargılarının insanların kafasına atması yönünde bir program, plan geliştiriyor, ne de diğer konularla ilgili gerçekten Romanların bir adım ileri gitmesini istemiyor diye düşünüyorum. Çünkü bizim böyle kalmamız, Türkiye tamamen siyasi olguyla yönetiliyor, tamamen siyasetle yönetiliyor. Hani diğer insani haklar falan filan hak getire. Biz böyle olduğumuz sürece insanların işine geliyoruz. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Yani bizi böyle parçalayan şekliyle bölüp, parçalayıp istedikleri şekle getirip yönetiyorlar. Şimdi Yücel'in anlattıklarından bazı alıntılar yaptım burada. Bir de kendi bölgemde yaşadığım bir şey anlatacağım. Bu geçtiğimiz Kıdırrez'de bizim İstanbul yani bir olay oldu. Bir Kıdırrez şenliğinde bir Roman mahallesinde tapu dağıtma töreni düzenleniyor. İşte bir siyasi parti oradaki Roman vatandaşlara yani babalarından, dedelerinden olan haklarını sanki kendileri lütfetmiş gibi dağıtmazlar, tapuları verecek, gösteriş yapacaklar. Kendi siyasi partilerinin genel başkan yardımcılarını falan filan çağırıyorlar. Bunu da Hıdrellez'le birleştirip orada Romanlara bir çeşit üstünlük sağlayacaklar yani. O dediğim insanlar da 1850'li yıllarda oraya gelmiş. Yakuplu mahallesinde. Oranın yerlileridir. Yani o Beylikdüzü, Yakuplu, Kavaklı, Esenyurt, şimdi Başakşehir olduğu, Boştere falan oraları kuran insanlardır. Hiç kimsenin olmadığı dönemlerde. Oralarda yaşayan insanlar bu anlattığım insanlar. Neyse bu tapu dağıtma töreninde işte insanlar tapularını alacak. Sağdan soldan insanlar da geliyor. Yakın o muhite bizim dediğim bu yerde o saydığım ilçelerde yaklaşık her ilçede 20-30 bin civarı Roman yaşıyor. Oradan duyanlar, eşi, dostu, akrabası bayağı bir kalabalık bir grup oluşuyor. Bir sanatçı falan da geliyor. Neyse bu şeyin içerisinde, etkinliğin içerisinde bizim Romanlardan iki tane vatandaş. O etkinliğin yapıldığı yerin köşesinde artık ellerinde bira bizimkilerin kültüründe var. Yani bunu şimdi saklayacak değil, içiyor bu insanlar. İçerken de tartışıyorlar. Aslında tartışma da değil, sonradan öğrendiğimiz. Biz Romanlar konuşurken yüksek sesle konuşmayı çok seviyoruz. Yani sen karşımızdaki sağırmış gibi bağıra bağıra konuşuyoruz. Oradan iki tane takım elbiseli kravatlı vatandaş geliyor. Diyor ki ya siz niye bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz? Adam da diyor ki ya sana ne gayri ihtiyar var, kendi mahallesinde bu adam. Tabii bu gelenden yerine sopalar falan hazırmış. Yani hazır, sanki böyle sırf bu iş için gelmişler gibi. Bunların üzerlerine sopalarla dalıyorlar o iki vatandaşın üzerine. Dalınca da mahallenin dibinde oluyor bu olay. Şimdi bizim herkes bir Romanlar, bizde mahalle kültü var, mahalle olan yerlerde. İnsanlar beni sevmese bile, eğer birbirini o mahallenin başına dövüyorsa, o mahalledeki insan, dost, düşman demeden, sorgu sualtesi olmadan seni döven insanın üstüne çullanır. İnsanlar olayı görünce diyor ki ya ne oluyor falan, o tarafa doğru şey yapıyor. Bu vatandaşlar da bellerinde silah var. İnsanlar oradan gelince cebellerindeki silahı çıkarıyorlar ve ateşliyorlar seçim harifesinde. Bu 7 Haziran seçimlerinden önce olan bir olayı anlatıyorum. Neyse ateşleniyor silah, orada insanlar işte galyana geliyor, bunlar kaçıyor, belediye başkanına şöyle oluyor, böyle oluyor, uzatmıyorum. Bu olay bizi aksediyor. Biz federasyon olarak bize geliyor arkadaşlar, diyor ki böyle böyle. Hani burada böyle bir olay oldu, silah ateşlendi falan, 3-5 bin, 10 bin adam var. Biri ölebilirdi. Tamam. Biz önce bu olayı belediye düzenlediği için belediyeyi arıyoruz. Yani çünkü bize gelen şey diyorlar ki bu silah ateşlerinden belediye başkanının korumaları diye. Belediyeyi arıyoruz. 3-5 gün üst üste. Belediyeden bize hiçbir cevap yok. Hiç kimse dönmüyor. Yerel basına bakıyoruz. Yerel basında bir kare, bir harf, bu konuyla ilgili bir yazı yok. Bugün Beylikdüzü stratejik olarak da çok önemli bir yer. İstanbul'un gelişmekte olan, arazisi olan ve yukarıya doğru 30 kat 40 kat bina yapılan bir yer, rant bölgesi. Ama nedense yerel medyanın hiçbirinde, zaten orası alıp geçtik, ses yok. Allah Allah dedik ya, ilginç.
Neyse biz karakola gittik. Sonra dediler ki işte oradaki sivil ekip yaptı bunu falan diye de bir söylendi geldi. Karakola gittik. Oradaki işte emniyet tamiriyle görüştük. Dedik ya böyle böyle. Yanımızda da o bölgedeki birkaç gazeteci abi falan filan da var. Oranın siyaseten önde giden arkadaşları biraz daha sol kesimden. Gittik sorduk. Adam dedi ki yani bizim orada o saatte böyle bir ekibimiz yok. Allah Allah. Yani iş iyice ilginçleşiyor neden? Yani bir hafta geçiyor. Bu olay ciddi bir sorunlar yumağına gelmeye başlıyor. Kaymakamla arıyoruz. Kaymakamlık diyor ki kaymakam diyor ki benim bu konuyla ilgili bilgim yok. Yani o ilçenin en büyük mülki amiri kaymakam. Kaymakam böyle bir olay oluyor. Toplumsal olay. Belediye başkanının üzerine gidiliyor. İnsanlar işte belediye başkanının arabası taşlanacak konuma geliyor. Silahlar ateşleniyor. Kaymakam diyor ki benim haberim yok. Ve daha sonrasında daha iğrenç bir şey oluyor. Mevcut belediye başkanı mahalledeki romanlardan yazılı bir kağıt istiyor. Bir kağıt yazıyor şöyle. Böyle bir kağıt. Kağıtta o orada yaşayan Yakuplu mahallesinde yaklaşık 5000 ya da 6000 civarı insan yaşar tek mahallede. O mahalledeki insanların belediye başkanından özür dilemelerini istiyor. Yazılı evrakla. Eğer bu özrü dilemez ise bu vatandaşların da geri dönüşüm işi yapıyorlar bu insanlar. Başka geçim kaynakları yok. Geri dönüşüm işi yaptıkları arabalarının zabıta tarafından toplatılacağını söylüyorlar. Biz mahalleye daha öncesine gittiğimizde insanlar keşke hani aklımıza sonradan geldi ses kaydı falan alsaydı diye. Burası için değil. Hani orası için. İnsanlar hani biz işte şikayetçi olan şu bu diyen insanlar ikinci ya da üçüncü gidişimizde şunu söylediler. Dediler ki ya Sinan bu işi araştır mı? Ya niye? Hani birisi hani o belediye başkanının yaşadığı sitenin içerisinde o silahlar patlasaydı o an için. Türkiye karışmıştı. Belediye başkanına suikast yapıldı bilmem ne yapıldı falan filan. Ama o muhitte bizim o kadar bastırmamıza rağmen biz o özür diletmedik. Ama o ilçede de hiçbir yetkili ve görevli o romanlarla ilgili bir tek satır yazmadı. Emniyet bu konuyu hiç araştırmadı. Kaymakam zaten benim haberim yok. Yani romanlar sadece mesela Selendi'de işte Yücel'in dediği gibi romanların İznik'ten gitmesini istiyoruz. İşte bilmem ne falan filan dedim ya sadece orada değil yani. Ya buna devlet sessiz kalıyor. Yani romanlara karşı ön yargıyı devlet kendisi yaratıyor. Ya devlet istese her şeyi yapıyor. Yani devlet, ya biraz siyaset olacak ama devlet istediğinde koskoca Genelkurmay Başkanı terörist diye içeri attı. Kimse ağzını açamadı. Devlet istediğinde bütün medyayı susturabiliyor. Devlet istediğinde her şeyi yapabiliyor. Yani devlet bunu ben istemediğini düşünüyorum. Yani bunlarla ilgili bir şey yapılmadığını düşünüyorum. Ya çünkü devlet ya insanlar en çok neye güvenecek? Devletine, askerine falan. Neye güveneceğiz? Biz kimseye güvenmeyeceğiz. Yani demek ki bunun için A parti, B parti, şu parti, bu parti bunlar önemlidir. Önemli olan insanların birbirine karşı bakış açısı çok önemli. Yani bir ülkede devlet senin güvenliğini sağlayamıyorsa yani bu kelime biraz tuhaf gelecek bizim romanlara yönelik ama hani biz devletini, milletini seven insanlarız. Eğer devlet senin güvenliğini sağlayamıyorsa insanlar ne yapacak? Kendi güvenliğimizi mi sağlayacağız? Yani hani insanlar 3000 kişi, 5000 kişi senin evine gelecek diye biz vatan millet sefer edeceğiz. O zaman devlet bu vatan millet sefer edeyen insanların arkasında duracak. Yani ben buna üzülüyorum. Son 4 dakika olduğunu Hacer abla söyledi. Ben konuşunca biraz uzatıyorum. Nasıl olacak? Öyle gidiyor. Şunu söyleyeceğim. Yani son sözlerimde Avrupa Birliği'ndeki bu delegasyonda çalışan arkadaşlar bilmiyorum. Burada kalanlar var mı yok mu? Hiçbirini de tanımıyorum da. Neyse. O beni iyi tanıyor zaten. Sıkıntı. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Bakın. Buralara bizi çağırıyorsunuz. Allah razı olsun. Yani kim çağırıyorsa 5 yıldızlı otelde kalırız. Aslanlar gibi vallahi yiyoruz, içiyoruz. Ali abi çok Allah razı olsun. Çağırıyorsunuz, yiyoruz, içiyoruz.
güzel. Ama ben geçen bir toplantıda söylemiştim, bunda ısrarcıyım, bakın. Elbette Gayri abinin yaptıklarını Allah yukarıda şahidim, çok takdir ediyorum. Ben bu işleri ilk başladığımda Avrupa Birliği'nden gelenlere misyonerdim. Sizin bu ülkede ne işiniz vardı? Bilmiyorduk ya, cahildik. Yani kendi adıma evrim geçirmiş gibi konuşuyorum. Beni tanıyanlar biliyor, yoksa şu ana kadar herkese giydirmiştim ben, yani çok net. Ama şunu söylüyorum, bakın sizden ricam. Burada güzel işler yapmaya çalışıyorsunuz. Yani romanlarla ilgili, Kürtlerle ilgili, yani ezilen herkesle ilgili bir şey var. Ama sizden ricam şu, Türkiye'de yaşayan 5 milyon romandan bahsediyoruz, 5,5 milyondan. Yani bir varsayıma göre doğumlar, romlar falan eklenince bayağı bir insanmışız. Hani sayı olarak zaten şey değil de. Hani bizi insan yerine koymadıkları için bilerek söylüyorum Yücel'ciğim. Yani anlayan mesajı alsın diye. Şunu söylüyorum. Bu Avrupa Birliği projeleriyle ilgili. Gelin Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kendi proje ofislerinizi kurun. Bu roman derneklerini bu işin içine gerçekten katın. Bölgelerde bu projelerden faydalanıp okuyabilecek bir ton çoluk çocuk var. Bir ton fakir fukara insan var. Roman dernekleri bu işlerden faydalanıp, hani diyorsa mesela roman dernekleri ayakta dursun, roman dernekleri örgütlensin. Roman derneklerin örgütlenmesi için ciddi kaynaklara ihtiyaçları var. Roman dernekleri Sivas Derneği, Kars Derneği değil. Roman dernekleri birçoğunda başkanlar evine ekmek getiremeyecek durumda. Bu durumda insanlara mücadele ediyorlar, insanlara bilinçlendirmeye çalışıyorlar. Avrupa Birliği fonlarının bu yönde de kullanılmasını, sahadaki roman dernekleri de çalışma yapılmasını istiyorum. Hacer abla, benim saçım başım yormadan bitiriyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Alanda içinde olmak böyle bir şey, son derece hissederek yapılmış bir konuşma. Ben kendi adıma çok teşekkür ederim, çok güzeldi. Son olarak Avrupa Roman Hakları Merkezi Türkiye İnsan Hakları Gözlemcisi Hacer Pogo'yu dinliyoruz. Öncelikle Ali'ye çok teşekkür ediyorum. 5 yıldızlı otelde konakladığı için bizi. Şimdi onları saydım zaten ya, kapıda girerken. Ben şimdi Yücel'in bu linçlerle ilgili anlattığı yerden biraz bir şeyler söylemek istiyorum. Gerçekten de Yücel'in anlattığı gibi bu Selendi'deki linç olayının ardından Bursa, İznik, yine Bursa'da başka bir mahallede, Denizli'de yine başka bir çocuğun başına gelenler. Aslında Selendi'de ve ondan öncesinde Şuhut, tabii başka yerlerdeki şeylerin devamı diye düşünüyorum ama burada önemli olan, biraz önce de Sinan'ın da bahsettiği gibi, hani devletin romanlarla ilgili bir politikası olduğu zaman bütün bu linç kültürü de azalacak. Selendi'de 2009 yılının son ayında olay olduğu gün gecesi bana romanlar telefon etmişti. Sığındıkları jandarma karakolunda ve dışarıda 2000 kişi bekliyordu ve ben telefondan seslerini duyabiliyordum o zaman, çingeneleri istemiyoruz diye bağırıyorlardı. Ertesi sabah, sabaha kadar bir sürü görüşme yaptık o arada. İşte Avrupa Birliği'nden tanıdığım insanları aradım. O dönemin AKP milletvekili ismini unuttum. Onu aradım, yani yok, Diyarbakır milletvekiliydi. Onu aradım, CHP milletvekillerini aradım. Yani tanıdığım, bildiğim kim varsa aradım ve çünkü polisler gelsin ve dışarıda 2000 kişi var, jandarma karakolunda diye. Neyse ki hani ölüm olmadan sabaha ettiler. Ama işte en önemli nokta da o. Niye İznik oldu? Niye sonrasında devam ediyor? Sabah Selendi'deki insanları topladılar. İşte evleri yakılmış, arabalar yakılmış. Bütün, yani hiçbir şey kalmamış. Bu insanlar çıplak ayakkabılarla, ki o dönem gazetelerine baktığınızda da görürsünüz. Dönemin Manisa valisi, şimdi sanırım başka bir yerden aday, bir siyasi partiden aday, Celalettin Güvenç dedi ki romanlara, gazetelerde de çıktı. Romanlar kendi aralarında toplandı, öz eleştiri yapıyorlar. Yani yine aslında linç edenler değil, lince uğrayanların öz eleştirmesi yapması gerekiyormuş gibi.
ve Selendi'den insanları topladılar, Salimli'ye götürdüler ve sürecin devamını zaten biraz önce Yücel detaylarıyla anlattı. Şimdi romanların Selendi'den sürülmesi ve Yücel'in anlattığı şeyler, yani şu andaki halleri aslında İznik'i ortaya çıkartan şey diye. Eğer orada kalabilselerdi romanlar, yerlerinden edilmeselerdi, bugün emin olun linç edenler cezalarını alsaydı, bugün emin olun İznik bu kadar kolay olmazdı. İznik'teki insanlar bu kadar kolay bence beraat etmezdi. Ve o yüzden aslında çok tehlikeli. Tabii ki işte tam da bu noktada bir, yani cezasızlık, yani her yerde özellikle böyle dezavantajlı ya da farklı kültürlerle sahip olan topluluklarda sürmeye devam ediyor. O yüzden diyoruz ki roman konusu devlet politikası olsun. Herhangi bir siyasi partinin güdümünde olmasın diye. Ve yine devlet politikası deyince son zamanlarda, şimdi aynı zamanda seçim dönemindeyiz ve ben her seçimde gözlediğim, özellikle her siyasi partinin roman mahallelerinde ya da yoksul mahallelerde insanları işte bir böldüğü, işte erzak yardımı yapacaksa işte kendi partisine oy veren insanlara yaptığı ya da o yapılan, aslında devletin yaptığı o sosyal yardımları bir tehdit olarak insanların önüne koyduğu, ki özellikle yoğun olarak bu roman mahallelerinde şu anda da sürmekte. Yani 13 yıla yakın ben romanlarla çalışıyorum ama bu son 3-4 yılda ilk kez roman derneklerinin böyle keskin bir biçimde ayrıldığına tanık oluyorum. Yani bu gittikçe de daha da çok keskinleşiyor. Çünkü eskiden biz 3-4 yıl önce toplandığımız zaman Ali'nin hangi partiden olduğu, Mehmet'in hangi partiden olduğu bizi ilgilendirmiyordu. Herkes aynı yerde birlikte toplanıyorlar. Çünkü herkesin sorunu aynı. İşte eğitimde, iş sistemi ve birlikte oradan güzel şeyler çıkıyordu. Ama şimdi hatta 2-3 yıl öncesine kadar biz işte Aile Bakanlığı'na hep beraber gidiyorduk. Toplantıları birlikte yapıyorduk. Ramazan Bey de burada, kendisi de biliyor. Strateji planını birlikte tartışıyorduk. Ama maalesef şu anda işte hükümette hangi parti varsa o partiye işte kendilerini yakın olan, yakın gören ya da dernek binalarını sanki bir parti ofisine çeviren arkadaşlar artık işte devletin sosyal politikalar işte bakanlığına gidebiliyorlar ya da işte il müdürlüklerine gidip işlerini yaptırabiliyorlar falan filan. Yani böyle bir şey olmaya başladı, ayrımcılık ve böyle bir tehlike aslında romanları bekleyen bir süreç. Umarım bunu düzeltmenin bir yolu bulunur diye düşünüyorum. Biz bu konuda da Türkiye Roman Hakları Forumu olarak bunu toplantılarımızda da tartışıyoruz. Çünkü bizim Romfon içerisinde her siyasi partiden, her görüşten insanlar var ama önemli olan bağımsız durabilmek, derneklerin bağımsız halde kalabilmesi. Bu da önümüzdeki şeyde, süreçte de bu çalışmalara devam edeceğiz. Ve bunu da romanlar açısından, romanların sorunlarının çözümü açısından da tehlikeli bir durum olduğunu söylüyorum. Barınma ile ilgili de, yani temel haklardan biri barınma, işte Sulu Kule işte ilk kentsel dönüşüm modeli aslında. Türkiye'de şu anda Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm var. Her yerinde işte, yani artık bulabildikleri her yeşil alanda bir rezidans görebilmek mümkün. Yani Sulu Kule'de başlayan süreç bütün Türkiye'de devam ediyor. Sulu Kule ilk modeldi. Dünyanın ikinci yerleşim yeriydi Sulu Kule ve ben orada 4 yıl boyunca son ev yıkılıncaya kadar orada bir aktivist olarak çalıştım ve şu anda hiç kimse yaşamıyor Sulu Kule'de. Sulu Kule'de tamamen işte evler yıkıldı. Yerine inşa edilen, tırnak içinde Osmanlı tipi evler, ki aslında yıkılmadan önceki evler, o cumbalı evler aslında Osmanlı tipi evlerdi. Çünkü 100 yıllık, 200 yıllık evlerdi. Avlular vardı içerisinde. Onlar yıkıldı. Aslında ucube böyle evler oldu. Bu da bir, işte gazetelerde zaten biliyorsunuz bol bol yer aldı. Bir rant
projesiydi. Orada yaşayan romanlar hepsi şimdi Sulukule'nin etrafında Karagümrük'te çoğunluk olarak yaşıyor. Gönderdikleri Taşoluk'ta işte 300 tane aile, kiracı aile taksitle TOKİ ev yapmıştı 40 kilometre ötede. Bu insanların çoğu müzisyen oldu ve seyyar satıcılık yaptığı için geri dönmek zorunda kaldılar. Çünkü o taksitleri de ödeyemediler. Şu anda eskisinden çok daha yoksul, çok daha derin bir yoksulluk içerisinde yaşıyorlar. Karagümrük civarında işte herhangi bir kiralık bir ev tutuyorlar, ödeyemeyip başka bir eve geçiyorlar. Ama o kültür tamamen bitti. İşte bizim Sulukule'de Asım amca, bakkal Asım amcaya, veresiye yazdırıyorlardı insanlar sonuçta. Şimdi işte hipermarket marketlere, AVM'lere de böyle bir durum tabii ki söz konusu değil. Aralarındaki ilişki de tamamen koptu. Çünkü herkes gerçekten kendi ekonomisiyle ilgili, kendi ayakta durmasıyla ilgili. Yani üst üste bir sürü hikaye bu kentsel dönüşümle birlikte bitiyor. Yani dayanışma bitiyor. O dışarıdaki işte düğünler, gelenekler, görenekler, her şey bitiyor. Tarih bitiyor, kültür bitiyor, dayanışma bitiyor. Çocukların mesela o dönemde çünkü kentsel dönüşüm yapılırken de şeyi de beklemiyorlar işte. Ya şu anda okullar var, okulların kapanmasını bekliyor. Ben bu 2-3 yerde tanık oldum. Hem Ataşehir'de, işte hem Küçük Bakkalköy'de, hem Sulukule'de. Yani burada partilerin de bir anlamı yok. İşte bir tanesi CHP'li belediyeydi, bir tanesi başka işte AKP'li belediyeydi. Fark etmiyor. Yine okul zamanlarında bu kentsel dönüşümü uyguluyorlar. Ve zaten o kadar yoksullar ki insanlar. İşte okuldan aldığı zaman başka bir yere taşınacak. Taşınabilirse tabii. İşte başka bir okula yazdıracak. %80 çocuk mesela okuldan oldu. Yani işte şu anda başka yerlerde çalışmaya başladılar. O yüzden kentsel dönüşüm projeleri mutlaka oradaki insanlarla birlikte yapılmalı. Oradaki insanlara sorulmalı. Yani önce bir araştırma çalışması yapılıp sonra da bir fizibilite çalışmasından sonra nasıl bir evde yaşamak istedikleri, bu insanlar nasıl geçiniyorlar, geçim kaynakları nedir, ne kadar ödeyebilirler. Böyle bir onların isteklerine göre modeller ortaya konulmalı. Hele romanlar söz konusuysa. Eğitim sorununu da zaten o kadar şahane anlattı ki Neriman Hoca. Yani Mersin'deki örnek, Mersin'deki araştırma, bütün Türkiye'nin her yanında araştırma yaptığınız zaman hemen hemen aynı sonuçlar ortaya çıkacak. Yani okul terki, devamsızlık sorunu, okullardaki ayrımcılık, eğitmenlerin tutumu, biraz önce Yücel arkadaşımızın bahsettiği gibi hani inanılmaz bir 16 tane sınıf var, biz giriyoruz içeri, bir tanesi roman sınıfı. Ne? İşte yok onların eğitim düzeyleri düşük. Yani hani ben de roman değilim. Biz böyle süper şahaneyiz, böyle çok zekiyiz. Ama böyle romanlar şey en düşük. Yani bütün sınıftaki, 15 sınıftaki herkes ileri zekalı. Sadece romanları bir sınıfa topluyor. Ve bunu da böyle bir iyilik biçiminde sunan eğitimcilerimiz var. Ama bunun böyle devam etmesi yine devlet politikası olmamasından kaynaklanıyor. Çünkü biz o dönemde bakanlığa da yazı yazdık. Bakanlığa da bu sorunu paylaştık. Şimdi bu devlet politikası olsaydı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı şimdiye kadar çoktan BİGA'daki duruma müdahale etmiş ve biz ikinci sene aynı sınıfı görmemiş olacaktık. O yüzden Sinan kardeşimin dediği gibi devlet politikası olması çok önemli yani romanların. Kamuyla ilişkileri de anlattım. Ayrımcılığı zaten hani her alanda, her yerde yaşıyorlar ve hani Neriman Hoca'nın anlattığı şeyler çok önemli. Zaten o örnekleri tekrar etmeye gerek yok. Ve biz şimdi herhalde bir işte 2 yıl falan toplantılara katıldık. Türkiye Roman Hakları Forumu olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Ulusal Roman Strateji Eylem Planı'na ve elimizden geldiği bir sürü katkıda bulunduk eğitim, istihdam alanında. Fakat her nedense bu strateji planı bugüne kadar açıklanmadı. Yani hepimiz aslında bekliyoruz. Yani için eksiklikler olabilir, fazlalıklar olabilir. Önemli değil ama biz bir an önce, çünkü Avrupa'da tek imzalamayan ülke Türkiye ve biz bir an önce imzalasın istiyoruz. Yani ne olursa olsun.
bir roman, ulusal eylem strateji planı artık imzalansın ve biz onun üzerine katkıda bulunalım. Diyelim ki şurası eksik, şurası fazla diyelim. Şimdi sanırım bildiğim kadarıyla bir 9 milyon euroluk bir proje vardı romanlarla ilgili. Bu ihaleye çıktı ve bir kurum kazandı bunu bildiğim kadarıyla. Onlar da 16 ilde bir uygulama yapacaklar. 12 ilde bir uygulama yapacaklar. Ben mesela buradan hem Romfa adına da bunu herhalde söyleyebilirim. Biz mesela bu kurumun çalışmalarını Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, bu kurum ve içerisinde herhalde Milli Eğitim Bakanlığı var. Bu 12 ili de ne oluyor, ne bitiyor bir izleme heyeti gibi kurum takip etmek istiyoruz. Avrupa Birliği'nden de yetkili arkadaşlarımız burada. Hem Avrupa Birliği'ni, hem bakanlığı, hem de o kurumu ne oluyor, nerelerde, ne yapılıyor? Hem bilgi verilsin, hem de diyelim ki Zonguldak'ta bir şey yapılacaksa Cengiz arkadaşımız da bilsin. İşte Mersin'de bir etkinlik, bir şey yapılacaksa Ali arkadaşımız da bilsin. Bunun da yani bu konuda da hani şeffaflık olmasını istiyoruz. Şöyle biz Romfa olarak işte bir araya neredeyse 20-30 kere toplandık bir sürü şehirde ve şöyle şeyler çıkardık ortaya. Hemen ben böyle madde madde söyleyeyim önerilerimizi. Yine başta dediğim gibi devlet kurumları romanların geleceğine yönelik yapacağı her plan ve her politikayla ilgili mutlaka romanların dernek temsilcilerinin görüşünü almalılar. Nerede devlet bir proje yapıyorsa oradaki roman derneği hangi siyasi partiye yakın olursa olsun mutlaka görüşünü almalı. Romanlarla ilgili yapılacak çalışmalarda eğitim, öğretim, barınma ve istihdam birlikte ele alınmalı. Biraz önce demin verdiğim örnekte olduğu gibi eğer siz bir yerde kentsel dönüşüme karar vermişseniz bunu Nisan ayında yapmayacaksınız. Çünkü orada çocuklar var. Çocuklar okula gidiyor. Yani o yüzden hem eğitim, hem barınma, hem ve istihdam bir arada olmalı. Bir de zaten o kadar hani derin yoksulluk yaşıyorlardı. Yani orada siz 300 lira taksitle bir ev yapamazsınız. Yapıyorsanız zaten biliyorsunuz, istiyorsunuz ki onların yerinden etmek istiyorsunuz. Yani bu anlama geliyor. Yani çünkü onların gelirini göz önüne almazsınız. Romanların yoğun olarak gittikleri okullarda çalışan öğretmenler özellikle çocuk psikolojisi ve farklı kimliklerle ilgili eğitimlerden geçirilmeli. Romanlarla ilgili yapılacak programlarda romanlar sosyal bir problem, sadece sosyal yardım yapılacak topluluk olarak ele alınmamalı. Çünkü son yapılan toplantılarda özellikle mesela İstanbul'da bir toplantı yapılmıştı. İstanbul Federasyonu ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İl Müdürlüğü bir sürü roman derneği çağrılmadı ama orada da konuşmalarda da böyle bir sosyal yardım bekleyen topluluk var. İşte bir uyuşturucu sorunu var, bir de böyle erzak sorunu varmış gibi tartışıldı. Hani böyle bir şeye indirgenmemeli diye düşünüyorum. Kentsel dönüşüm yerinde iyileştirme odaklı olmalı. Romanların istekleri göz önünde alınmalı. Çocuk yaşta evlenmeyi caydırıcı bilgilendirme toplantıları yapılmalı ve çocukların eğitimi için burs programları oluşturulmalı. Roman çocukların tek odalı evlerde yaşaması ve ailelerin eğitim düzeyinin düşük olması nedeniyle evlerinde ders çalışamayan çocuklara Mersin'de olduğu gibi etüt merkezlerine destek verilmeli. Romanların yoğun olarak gittikleri kamu kurumlarında çalışan devlet memurlarına, özellikle emniyet görevlilerine ayrımcılığa karşı bilgilendirme yapılmalı. Nefret ve ırkçılığa karşı yaptırımı olan cezalar yapılandırılmalı. İznik örneğinde gördüğümüz gibi. Romanlara yönelik yapılacak sosyal destek merkezlerinin planı mutlaka o ilçedeki roman temsilcilerine sorulmalı. Mesela öyle şeyler oluyor ki, duyuyorum ki ben. Mesela kalkınma ajansları var her yerde. Bu ajanslar romanlarla ilgili projeler yapıyor. Ki bunu buradaki arkadaşlarımızın çoğu anlatır size. Ama içinde roman derneği yok. Yani roman derneğini partner olarak yapmak zorunda değil ama bir zahmet bir sorun ya. Yani hani bir küçük yaşta evlendirmeyle ilgili bir şey yapacaksanız
Cengiz'e bir sorun yani. O küçük yaşta evlenmiş ve bunun şeyini çekiyor yani. Anlatsın size. Hani siz kafanıza göre bunu yapmayın. Sosyal dışlanma, ayrımcılık ve nefret söylemi konusunda okullarda uzun vadeli çalışmalar yapılmalı. Roman kadınlar için toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili tüm politikalara yerleştirilmesi gerekmektedir. Bununla ilgili Edirne'den arkadaşlarımız burada, Edirne'deki kadın derneği arkadaşlarımız bununla ilgili bir yıl boyunca bir çalışma yaptılar. Arkadaşlarımız aynı zamanda sabun da üretiyorlar. Ve bir kadınlara yönelik bir strateji planı ortaya çıkardılar. Ve ulusal eylem strateji planında yer alması için isteyen olursa onlar herkese gönderebilir. Ha, bir de istihdamla ilgili yine böyle Avrupa Birliği'nin iş kurulunun falan projeleri var. Çalışma Bakanlığı'yla birlikte yaptıkları. Bunlar böyle 9 aylık projeler. Ben mesela hiç unutmuyorum. Malkara'dan bir arkadaşımın eşi aradı. Kadıncağız bir okulda müstahdem olarak çalışıyor. Çok memnun işinden. Ama 9 ay, 8. ayda aradı. Çünkü devam etmek istiyor. Orada kalmak istiyor. Başka bir iş yapıyor. İşte yani evde mesela temizliğe gidiyor. Şu anda müstahdem ve işini de çok güzel yapıyor. Ama 9 ay sonra kah kesildi. Ama bu arada şimdi o zaman o dönemin Çalışma Bakanı, Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik bununla ilgili basın toplantısı yapıyor. Biz işte şu kadar romanı istihdam ettik. Çok güzel ama 9 ay istihdam etti. Şu anda o kadın tekrar evine döndü. Yani bu projelerin geçici olmaması gerekiyor. Ve romanlar siyasetin içerisinde yer almalı. Daha fazla Özcan Burçlulara, daha fazla muhtarlara, daha fazla belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine ihtiyacımız var deyip bitiriyorum. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Son bir konuşmacıları toparlayıcı bir şey, birkaç cümle etmek istiyorum. Çok sıkılmadıysanız. Şöyle baktığımızda Yücel'den başlayarak gerçekten ayrımcılıkta başladı Yücel. Ötekileştirme çok önemli bir problem. Bedrettin Bey'in sunumu da bunu bağlayan çok önemli unsurları içeriyordu. Burada altı çizilmesi gereken kimlerin kendisini ev sahibi konumunda gördükleri, kimi sürgün etme hakkını kendilerinde buldukları, belki romanlar konusunda ele alınması gereken çok önemli bir problem. Kim kimi sürgün ediyor, kim ev sahibi, bu hakkı nereden buluyor ki kendini ev sahibi ilan eden, ötekileştirdiği alt kimlikler üzerinde sürgün etmekten yakmaya, okuldan dışlamaktan bütün hakları, yani diğer insanların hayatları, bedenleri üzerinde tüm tasarruf hakkını kendisinde bulan bu ev sahipliği sorunu belki roman probleminde tartışılmalı. Sinan Karaca'nın sunumunda da çok önemli altı çizilecek noktalardan bir tanesi gerçekten bütün kurumlarda romanları görünür kılmak. Burada tabii romanları...